Zemzemin neşeli mutfağı kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için mantarlı tavuklu çok güzel bir kremalı makarna yaptım arkadaşlar. Dilerseniz nasıl yapmışım hemen yapım aşamasına geçelim. Kabuğunu soymuş olduğum 3-4 adet mantarımı güzelce doğruyorum arkadaşlar. Doğramış olduğum mantarları kenara bir soyun içerisine alıyorum kararmasın diye. Ardından tavuğumu da aynı şekilde küp küp olabilecek bir şekilde doğruyorum. Tavukları da doğrayıp kenara aldım arkadaşlar. Bu arada haşlamış olduğum makarnamı hemen söz sizlere gösteriyorum. Ve tavamın içerisine artık tavuklarımı yapabilirim. Tavanın içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ aldıktan sonra doğramış olduğum bir adet tavuğun göğsünü içerisine koyup sotelemeye başlıyorum arkadaşlar. Daha sonra üzerine mantarlar da hemen ilave edip güzelce mantar ve e, tavuğun güzelce sotelenmesini sağlıyorum. Şimdi bu esnada böyle suyunu çekmeye yakın hemen bir tatlı kaşığı üzerine tuz ilavesi yapıyorum arkadaşlar. Suyunu çektirip ardından üzerine bir paket krema ilave edeceğim. Suyunu çeken mantar ve tavuğun üzerine bir paket kremasını ilave ediyorum arkadaşlar. Bu esnada karabiber kullanmanızı tavsiye ederim. Ben unutmuştum ama sonradan ilave ettim. Hemen tuzunu ve karabiberini de ekledikten sonra bir tahta kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra arkadaşlar büyük bir kabın içerisine almam gerekiyor ki üzerine makarnaları ilave edeceğim. Kremalı tavuğumu hemen başka bir kabın içerisine koyduktan sonra üzerine kenarda e, bekleyen makarnamı içerisine ilave ediyorum. Ve güzelce e, karıştırdıktan sonra üzerine kaşar ilave ediyorum arkadaşlar. Bu asistada kaşar ilave etmeniz gerçekten çok lezzetli yapıyor makarnanızı tavsiye ederim. Dilerseniz sadece üzerine de koyabilirsiniz. Şimdi kaşarımı koyarken ocağımın altını kapatıyorum ve güzelce kaşarımın içerisinde erimesini sağlıyorum arkadaşlar. Kaşarı iyice karıştırdıktan sonra hemen ocaktan alacağım arkadaşlar. O esnada karabiber katmayı unutmuşum dediğim gibi hemen karabiberini de ilave edip tekrardan güzelce karıştırıp ve başka bir kabın içerisine alıyorum. Ölü fırına dayanıklı bir kabın içerisine makarnalarımı güzelce döküyorum arkadaşlar. Üzerine de kaşar peyniri serpiştireceğim. Şöyle kremalı tavuklu makarnamı güzelce kabın içerisine aldıktan sonra üzerine kaşar peynirini hemen serpiştiriyorum. Bu arada çok kuru olmasını istemiyoruz. Bu yüzden böyle 2-3 parça tereyağı da üzerine ilave ettim ben. Kaşarını da güzelce ilave edip hemen air fryer içerisine alıyorum arkadaşlar. Fırında da üzerindeki peynirini kızartabilirsiniz. Air fryer 200 derecede 6 dakikada kızarttım peynirini. Sizler videomun bu kısmını izlerken ben de videomun yavaş yavaş sonuna geliyorum arkadaşlar. Videom buraya kadar izlediyseniz lütfen like atmayı unutmayınız. Kanalıma hala abone değilseniz hemen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi yorumlar kısmından açıklarsanız çok sevinirim. Bugünlük bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.